Hepinizin derdi aynı değil mi? Hepinizin derdi. Hüküm sahibi olmak. Boy göstermek. Varlık göstermek. Baş eğen değil, baş eğdiren olmak. Asıl siz sultanım. Sizin derdiniz ne ola? Az evvel zindana kapattığınız delikanlı Altuncan Hatun'un öz oğlu Enişürvan'sa, gayrı üvey de olsa bir evlat sahibi olmuş olacaksınız. Size daha evvel söylediğim gibi bir karar vermeniz lazım sultanım. Ali Selçuk tahtını kime bırakacağınızı ilan etmeniz şart. Kendi kanınızdan olmayan Harzimşah soyundan gelme bir varisin siz göçüp gittikten sonra tahtınıza konmasını mı bekleyeceksiniz? Yavguluları iyiden iyiye Mikailoğullarına bileyip düşman eden Alparslan'a yol verip kardeşi kardeşe mi kıldıracaksınız? Yoksa Yavguluları, Mikailoğullarını, Yinaloğullarını ve cümle Türkmen'i tek bir sancak altında toplayabilecek tek kişi olan beni mi işaret edeceksiniz? Saydıklarından hiçbirine değil. Benden sonra Ali Selçuk tahtına geçecek olan kişi Çağrıbey oğlu Melik Süleyman'dır. Çabuk odana. Bırak onu. Bırak onu. Gelip sana. Sakın. Baba. Ay yalvarıyorum. Arıyorum sana. Seni seviyorum. Çok seviyorum baba. Ne olur. Revire götürün çabuk. Uyan Süleyman. Süleyman. Ayrılma bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hülya. Derhal odasına. Derhal. Hadi. Melik Süleyman, öyle mi? Yaşa ki göresin. İmdiye dek hiçbir dağda adı yankımamış. Yağı illerinde namı duyulmamış. Bir karış toprağa kendi bileğiyle yurt kılmamış Süleyman'a teslim edeceksin. Koca devleti, öyle mi? Öyle. Ona biat edeceksiniz. Ona ancak akçe yağdırıp yanında tuttuğun gulamlar biat eder. Başkası değil. Sen verdiğin bu karar ile kurduğun devletin, saltanatının sonunu getirdin amcaoğlu. Canını hakka teslim edene dek sana başım eğiktir. Ama bilesin ki eğikliği şahsına değil, şahsının temsil ettiği ve bir gün hükmüm altına girecek olan devletedir.
ettiğin kelam bile. Şimdi hemen şuracıkta canını almam için yeterli sebeptir, bilirsin değil mi? Bilirim. Ama sen de bilirsin ki ben kardeşin İbrahim İnal değilim. Onun ölümünü sineye çeken Yabgulu beyler. Beni öldürürsen sana dünyayı dar eder. Dediğim gibi, canını Hakk'a teslim edene dek sultanım sensin. Ama emri Hak vaki olduğunda hiçbir meliki sağ komam bilesin. Sağ komam dediğim meliklerden biri de benim. Diğerlerinin hepsi de ağabeyim, kardeşim. Biz seni böyle bilmezdik, Talmış Bey. Adının geçtiği her mecliste gayretini, sadakatini ver, misal gösterirdik. Bunca yıl, bunca kini, bu sadakat perdesi altında nasıl sakladın sen? Şimdi sen sineye çekip ettiğin bu kelamları günü geldiğinde bir bir tutacaksın. Kardeşlerinin, ağabeylerinin karşısına benden evvel sen dikilecek, boynunu sen vuracaksın. Alpaslan. O gün geldiğinde karşısına dikileceğim kişi senden başkası olmayacak, Kutalmış Bey. Buyurun Sultan. Diyeceğin söz var mıdır? Yok Sultanım. Melik Süleyman, veliahtım olduğu gibi ani ve ardınca Anadolu'ya yapılacak akınların da sardarıdır gayrı. Sana düşen ise atan Çağrı Bey'in bana olduğu gibi kardeşine her daim destek olmaktır. Sultan sensin. Buyruk senindir. Bey'in hali hal değildi artık. Alev topu gibiydi. Ataşı içeriden aldı muhakkak. İçeriden ne olur ki? Her çıkanın gözleri ateş saçar. Aksi bir hal yoktur inşallah. Aksi mi değil mi bilmem ama olan şu ki sultanımız Melik Süleyman'ı veliaht tayin etti. Kendisinden sonra herkesin ona biat etmesini buyurdu. Edecek miyiz? Haydi atlanın. Nereye gideriz Alparslan Bey? Melik Süleyman'ın serdarlığında Ani'nin fethi için hazırlık yapmaya. Thank you.
yavrum. Aman yavrum. Seferiye. 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 Uyan kızım Seferiye. Bakın ayağına. Şükür olsun. İyi şükür. İyi misin kızım? Ha? Gülüşüyor. Dur. Kıpırdama. Sakın kıpırdama. Sen koru ya Rabbim. Yüksa. Kıpırdama sakın. Allah'ım seni bana bağışlasın. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Olabilir mi? Bu gerçek olabilir mi Allah'ım? Boş yere üzmeyesin kendini Altun Canat'ın. O hain senin evladın değil. Bu sadece Besasiri'nin alçak bir tertibi. Besasiri'nin de onun da aldığı nefes yetti. Şimdi tez boynu vurulacak. Sultan. Sana yalvarırım yapma. Benim evvela hakikati öğrenmem. Onun oğlum olup olmadığından emin olmam gerek. İçime düşen bu şüpheyle hayatıma devam edemem. Onun ardından içimdeki bu şüphe de beni kemirip öldürür. Görürsün ya ağabey. Arslan Yapkı oğlu Kutalmış Bey'e bir karış toprağı çok görenler, adı şanı onun yanına yaklaşmayan Melik Süleyman'ı veliahta layık gördü. Gayrı mesele. Düğün kime neyi layık gördüğü değil kardeşim. Devlet de bizim, taht da bizim. Kimseden ihsan dileyecek değiliz. Nedir aklından geçen ağabey? Evvela garp akınlarına karargah kılacakları Surmari'yi Süleyman'dan alacağım. Alacağım ki veliaht tayin ettikleri melikin kudretsiz, toy bir er olduğunu cümle alem duysun. Bunun ucu yalnız Süleyman'a değil, Sultan Tuğrul'a da dokunur ağabey. Dileyen karşıma dikilsin kardeşim.
Ben istemedikçe hiçbir Surmari'yi geçip Anya yol bulamayacak. Şimdi sen tez yola koyul. Yabdulu beylere haber sal. Cümle erleriyle genç önlerinde beni beklesinler. Ya. Haydi. Böyle durup bekleyecek miyiz Akın Ayan'ı? Yavruma bir şey olursa dayanam. Onu almam gerek. Yapma kızım. Şimdi yapma, dur hele. Seferiye. Eğer temkinli olmaz isek daha da kötü olur. Kızım bak şimdi. Sen ağırlığımı vermeden uzanacaksın. Ben az şöyle daha geriye geçeyim. Seni ardından tutacağım. Değil mi? Dur hele. Dikkat et kızım. Kurban olduğun Mevlam bize yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Mevlam sen sapsın. Seferiye. Seferiye bu böyle olmayacak. Dikkat et kızım. Usul usul. Usul usul. Haydi. Dikkat olsun. Al. Dikkat. Durdurun Sarı'yı. Durdurun. Bu yaptığın yerine mi kalacak? Kurtulacağız bu memleketten. Dökmeyeceğiz yaşını. Nasıl Serdar abi? Nasıl? Açılmaz bu. Kurtulacağız Gülcan'cığım. Nedir durumu? Yaşayacak mı? Yarası çok derin. Çok kan kaybetmiş. İnal Bey'in ahı yarına kalır sandılar. Hepsi böyle birer birer düşecek. Melik Süleyman ölmeyecek. Duydunuz mu beni? Ölmeyecek! Seni gerizekalı. Anya'yı almak için diş biden Selçuklu, o öldüğünde ne yapacak sanıyorsun? Dua et yaşasın. Yoksa ardından sen de gidersin. Ve siz Öke Hatun. Onun burada olduğunu anladıklarında geleceklerdir. Ortalıkta görünmemeye çalışın. Ne oldu? Kundak takıldı. Gelmez oldu.
Sefer, sakın sertçe çekeyim deme. Usul usul. Allah'ım sen yardım et. Sen merhamet eyle. Allah'ım sen bize acı. Allah'ım bize merhamet et. Seferiha, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz beyim. Geldik ana. Geldik. Altagut. Oğul. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Arabayı tuttuk. Tamam. Hayda. Tek tek bırakıp tutun ipi. Hayda. Allah'ım sen yandın. Rahmet olsun. Daha fazla gelmez araba. Bunu karşı çıkıp alman gerek. Allah'ım sen yap. Sen merhamet et. Geçecek kızım. O geçecek. İbbi her şey bitecek Allah'ın izniyle. Haydi beyim haydi. Evvela yavrunuzu al beyim. Hayır etme Seferiha. Hepinizi kurtaracağız. Yavrunuzu al. Bak bak olsun. Sıkı tutun. Ulan benim. Allah! Allah! Ekiniz dayı burada bırakmam Ayda. Bakın ayağına. Haydi evvela sen. Yok olmaz. Hele sen. Sen. Ana haydi bakın yok acele et. Ana acele et.
Gülce. Gülce'yi kaçırdılar Alparslan. Boş mezarın başına gelip gitmekten yılmadın değil mi ağabey? Bu mezar boş değil Resul Tekin. İçinde babamın naaşı yok. Doğru. Ama benim. Arslan Yabgıoğlu Kutalmış'ın içtiği antlar var. Yıllarca susup gömdüğü. Günü geldiğinde dirilteceği öfkesi var. Kimini var? Babam Arslan Yapkın'ın mezarı Kalincer Kalesi'dir Kutalmış Bey. Sen kaçıp canını kurtarmasaydın seninki de orası olacaktı. Şükür ki Allah hem babama hem abilerime benden alıp beni hepten yetim kumadı. Göğü yükseltip onu irili ufaklı yıldızlarla donatan Allah'a yemin olsun ki vaktimiz gelecek kardeşim. Vaktimiz gelecek. Yıldızlar kardeşim, vaktimizin geldiğini bize yıldızlar söyleyecek. O vakit bu boş mezar babamızı göz göre göre ölüme terk edenlerin cansız bedenleriyle dolacak. Acıktınız mı? Acıktınız elbet. Biraz daha yol gidelim. Birkaç lokma vereceğim size. Size derim, işitmez misiniz beni? Sesleri çıkmaz. Durdur arabayı. Durdur, sesleri çıkmaz. Oyunun sırası değil derim. Çıkın saklandığınız yerden. Ben şimdi gösterelim size oynamayı. Beyim. Gel Gülcan, gel. Sizde oyunun sırası değil derim. Aç. Demek oğlun olduğuma inanmazsın ha. Öyle olsun. Nesap nasıl hakikati ortaya çıkarır? Geç. Otur şuraya. Çıkar çizmelerini. Çorabını da çıkar. Şimdi ayağını bunun üstüne bas. Basalım bakalım. Thank you.
Güvenme kendine. Kaçmamız gerek. Benden kaçamazsınız. Boşuna yorulmayın. Serdar, ben daha fazla koşamam. Sen git, saklan. Olmaz, bırakamam seni. Elbet elime geçineceğim sizi. Hadi Gülcansız, hadi. Yakaladım sizi. Oyun bitti. Bırak Atçı'nı. Lan. Bırak. Bak. Bırak. Ver onu. Ver. Yürü. 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 Nurkay. Abla. Aa. Seni rezil. Seni sefil. Gücün sabilere mi yeter? Derhal bırak kızı. Gitmeme izin vermezseniz onu öldürürüm. Abla. Seni ocağımıza aldığımız, yetim diye bağrımıza bastığımız güne lanet olsun. Bırak Yüce'yi. Seferi ya, hele sakin. Hele Burkay. Ne istersin, ne diye kaçırdın kızı? Asıl sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Evelallah Seferi Hatun, iyiyim ben. Gülce Hatun da hakkınca muhafaza ettim. Sadece ayağı burkuldu. Zerrin'den alana mektup. Arslan Yusuf Bey'imin canına kıydıkları vakit intikam için gözümü kararttım. Seferiye Hatun'un aşına zehir kattım. Ama kurtuldu. İmdi benim yapamadığımı Gülce sayesinde siz yapacaksınız Beylem Hatun. Seferiye Hatun ettiği her şeyin bedelini ödeyecek. Senin canına kendi ellerimle alacağım Zeren. Ellerimle. Ne etmiş ola ki? Avar. Seferi Hatun'u bas bırakana götür. Bas bırakana vardığında 40 tane kurban kestir. Arabayı o halde görünce adak vermiştim. Hayatı bir tehlikesi kalmadı. İlaç verdik, uyuyor efendim. Duydun mu? Onu görmek için ortalığı yıktım. Gör ve rahatla işte. Hiçbir şey yok. Aleyh şükür. Efendim, önemli bir gelişme var. Söyle.
Sultan Tuğrul, Melik Süleyman'ı veliahtı olarak ilan etmiş. Ne? Veliahtı Alparslan olur sanıyordum. Mutlu ol baba. Hanedanına sırt çevirmesine, zalim bir tekfurun kızıyla evlenmesine asla müsaade etmezler artık. Demek öyle Melik Süleyman. Kim olduğunu duydun değil mi? Bir an önce ayağa kalksın. Ah Süleyman Bey'im, ah. Sultanımızın buyruğunu çiğnediğin, canını hiçe sayıp Aniye gittiğin işi değildi vakit. Vaziyetin ne oldu? Şimdi nasıl diyeceğiz Alparslan Bey'imize? Süleyman Bey nerededir? Odasında mı? Hayırdır Batur Bey? Aksi bir hal mi var? Beyim, Süleyman Bey, Süleyman Bey'im Flora Hatun'u görmeye Aniye gitti. Biz Aniye'yi onun buyruğunda fethetmeye hazırken veliaht Süleyman oraya gönül eğlendirmeye gitti, öyle mi? Veliaht mı? Öncü birliklerimiz Turmari'den ötede çoktan toplanmaya başladı. Durup Süleyman'ı bekleyecek değiliz. Düşün peşime. Alparslan Bey'in öncü kuvvetleri Turmari Ani arasında toplanmaya başlamış bile. Günak ormanını aşıp Ani'ye ordu yürütmek kolay uğraş mıdır? Ani'ye sefer hazırlığı dünden bugüne olacak iş midir? Alparslan bilmez mi bunu? Alparslan'ın önce birliği arasına erlerimizden birini koydum. Tünak ormanına girdikleri vakit haberi tezce ulaşacak. Türkmen'in alnı pak, bileği pek yiğitleri, erleri. Bugün ne oldu bilir misiniz yiğitlerim? Sultan Tuğrul, basiretsiz ve toy bir melik olan Süleyman Bey'i veliaht ilan etti. Süleyman Bey nasıl? Sultan olamaz Süleyman. Süleyman Bey nasıl olur? Ama kavmimizi devlet kılan cümle Türkmen'in ve Kalincar'da can veren babamın kanı üzerine and olsun ki hakkımız olanı gasp edenlerden evvela karargah kıldıkları Surmari'yi alacak. Ardından da Ani'yi fethederek sultanlığa kimin layık olduğunu, Selçuklu tahtına kimin oturacağını cümle cihana duyuracağız. O taht benim olacak. Kutlamış Bey çok yaşa! 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 Kutlamış Bey çok yaşa!
Kurtulmuş bey çok yaşa! Kurtulmuş bey çok yaşa! Kurtulmuş bey çok yaşa! Kurtulmuş bey çok yaşa! Neredeyse onu bulun ve huzuruma getirin. Derhal. Tekfur Grigor hani seferinde ordularımızı Tünak Ormanı'ndan yürüteceğimizi sanır. Ama güzergahımız orası olmayacak. Ya neresi olacak beyim? Nereden yürüyeceğiz? Buradan. Arnavut Köprüsü'nden yürüyeceğiz. Hani surlarına en kısa vakitte dayanmak için o köprüden daha iyi bir yol yoktur. Ama köprünün iki tarafı da bizim elimizde değilken. Koca orduyu oradan nasıl yürüteceğiz Alparslan Bey? Seferden evvel köprünün iki yakasını da ele geçireceğiz. Beyim, köprü güzergahında çok sayıda gözcü bulunur. Eğer Grigor uyanırsa ellerini oraya... Uyanmayacak Alparslan. Ormana az sayıda elle gidip sessizce ilerleyeceğiz. Evvela bu yakayı Ani'ye yakın olan tarafı ele geçireceğiz ki... Oradaki muhafızlar Grigor'u haber edemez. Ardınca da köprünün diğer tarafını küffarlarından temizleyeceğiz. Erbaskan Bey, sen bu civarda ardındaki birlikle beraber konuş lan. Biz vaziyetimizi bitirir bitirmez o yoldan mıyıp gelip etrafın emniyetini sağla. Farnagut Köprüsü'nü ele geçirdiğimiz vakit Surmari'de ordumuzu hazır edip Ani'ye yürüyeceğiz inşallah. Beyim, Süleyman Bey. Melik Süleyman, Parnagut Köprüsü'nü aldığımızı aniden öğrenecek belli ki. Hayda. Burada da yok. Her yeri aradık ama Zeren Hatun'u bulamadık Seferi Hatun. Yılan. Belli ki başına gelecekleri anlayıp kaçtı. Girebileceği her deliğe bakın. Gören duyan var mı sorun soruşturun. Elbet bir iz bırakmıştır. Elimize düşecek. Avar Bey. Zeren Hatun sen burada. Yardımına ihtiyacım var Avar Bey. Sen ne ettin Zeren Hatun? Burkay'la Behram Hatun'un oyununa geldim. Beni tuzağına düşürdüler. Ne işittiysen yalan beyim. Benim bir kabahatim yok. Gidelim mi buradan? Ardımıza bile bakmadan çekip gidelim.
Eğer gidersek sana yalnız hatun değil, kul köle olurum, yemin ederim. Tetkikler bitti mi? Sultanım. Nedir hakikat? Söyleyin. Celal Enoşirvan mı? Öyledir. Oğlunuzdur sultanım. Haklı davamızda bize kale olacak. Postunda kuracağımız tertiplerle bize taht yolunu açacak olan mülk karşımızda durur. Sıkıntılı bir vaziyet var mı? Köprü ve Tünak mevki yakınlarında bir hareketlilik yoktur beyim. Her şey tabi seyrinde. Erbaskan Bey, konuştuğumuz gibi Arnavut Köprüsü'nü aldığımız vakit sen de ardındaki yiğitlerle gelip civarın emniyetini alacaksınız. Buradan ötede Verigor'un devriyeleri kolu gezer. Gözünüzü dört açın. Yolumuz üstünde nöbet duran küffarın nefesini sessizce kesecek, usulca ilerleyeceğiz. Haydi o vakit. Kazağımız mübarek ola.
Haydi. Beşleri kuytuya çekelim. Nasıl bir talih? Bu nasıl bir imtihandır ya Rabbi? Sultanım. Gel bakalım ana. Oğlum. Enişirvan'ım dedim. Ama bana inanmadın. Öldü dediler. Kefene sarıldı, cesedini kucağıma verdiler. Bunca yıl evlat acısıyla bağrım yandı benim. Ben seni terk etmedim Enişirvan. Demek Besasir'i ben bebekken kurdu bu korkunç derdimi. Senden nefret etsem bile çocukken hep sana sarıldığımı hayal ettim. Şimdi ölmeden evvel bir kez olsun sana sarılsam olur mu ana?
Aralarına soktuğum her budur ağabey. Beyim, Alparslan Bey emrindekilerle Tünak Ormanı'na yürür. Bizim de Surmarı'ya yürüme vaktimiz geldi demek. Beyim, bir husus daha var. Alparslan Bey'in niyeti Resul Tekin Bey'imin dediği gibi Aniye yürümek değil. Öncü birlik olarak toplandığımız mevkiye orduyla değil, peşinde birkaç eriyle geldi. Ne dersin sen? Nedir niyeti o vakit? Ne diye Tünak Ormanı'na yürür? Arnavut Köprüsü'nü almanın peşinde. Arnavut Köprüsü demek. Hani seferinde ordularını Tünak Ormanı'ndan değil, Arnavut Köprüsü'nden geçirecek. Sandığım kadar da toy değilmişsin Alparslan. Arnavut Köprüsü'nü zapt ederse Surmarı'ya çökmemiz boşadır Resul Tekin. Ani zaferini Alparslan'a bırakamam. Beylerim, Surmarı'yı elbet alırız. Şimdi Alparslan'dan evvel Arnavut Köprüsü'nü almamız gerek. Haydi! Buradan ötede devriye daha sıktır. Bir göze dahi gözükmeden varalım menzile. Hemen haber ver. Yardım edin. Altuncan Sultan yaralı. Derhal Ani'ye gidip Tekfur'a haber ver.
gidelim mi buradan? Ardımıza bile bakmadan çekip gidelim. Eğer gidersek sana yalnız hatun değil, kul köle olurum, yemin ederim. Avar Bey! Sana derim Avar. İşitmez misin? Buyur Seferiyat. Sen daha burada ne gezersin? Alparslan Bey senin vazifeye koşmadı mı? Belli. Bir şey olmuş. Seferiyat'ım. Ne diyeceksen de Avar. Geçmesi güç olan tarafı geride kaldı şükür. Haydi. Kimseye görünmeden geçelim şu yolu. Melik Süleyman. Melik Süleyman. Evet. Nihayet. Nihayet gözlerini açtın. Bir şu lanet olası hamam böcekleri, bir de siz Türkler. Dokuz canlısınız. Flora'ya bir daha dokunacak mısın seni kendi ellerimle? Sakin. Yaranın açılmasını istemeyiz değil mi? Kaçtığın kaleye, demek kendi ayaklarınla geri geldin. Selçuklu'nun müstakbel sultanı, veliaht Melik Süleyman. Şaşırmakta çok haklısın. Alparslan dururken Sultan Tuğrul'un seni veliaht seçmesi bana göre de ilginç. Ama her neyse, şanslı olan benim. Şimdi eskisinden çok daha değerlisin. Veliaht Süleyman. Efendim, Türkler geliyor. Ne? Acele etmeliyiz. Parnagut Köprüsü yönünde ilerliyorlar. Ve çok kalabalıklar. Köprüdeki muhafızları konuyla ilgili bilgilendirdik. Sakın heveslenme. İstediğimi onlardan almadan bu kez seni asla vermeyeceğim. Çabuk harekete geçin, çabuk. O köprüden tek bir Türk bile geçmeyecek. Çabuk! Çabuk faydasız tekfur. Bizi asla durduramayacağız. Duyamadım, ne? Dediğimi işittin. Yedik yazgını değiştiremeyeceksin. Bekle ve gör.
Veliaht Süleyman. Sesleri işiten küffar elleri bir bir gelir ağabey. Test köprüye varmamız lazım. Ayağımızın altında tek tek ezeceğiz küffarı kardeşim. Alparslan'dan evvel köprüye ulaşmamız şart. Haydi! Endişe etmeyin sultanım. Altıncan Hatun'un yarası hayati değildir. Teskin edici bir ilaç verdim. Enişir. Canımı yakmamak için benden sakladığın evladın şimdi geldi senin canına kastetti. Ah, Altuncan Hatun. Uğraş. Boşa değildir yiğitler. Sizlerin imanı ve gayretiyle Türk su olacak. Anadolu'ya şu nehir gibi çağlayarak akacak inşallah. Şimdi vakit. Suyun yolunu açma vaktidir. Haydi. Onların insafına bırakmayacağını bilirdim. Beni bu cehennemden çıkarabilmek için bir yol buldun mu beyim? Sen çıkamasan da başın çıkacak Zeren. Seferiye.
senin için yolun sonu. Geliyorlar! Geliyorlar! Ne oluyor? Türkler geliyor! Türkler! Orayı siper alın! Siper alın! Olsunlar. Gelene kadar onları tutmayı başarırlar umarım. Haydi aslanlar! Vurun küfürü! Ben seni kardeş, yoldaş bilmedim biz Eren. Ben her derdimi sana anlatıp her kederimi seninle üleşmedim mi? Sen ne ettin böyle? Ne oldu da bana düşman kesildin? Ettiğim bütün yeminleri bir bir çiğnedin. Davamızı unut, düşmanla bir oldun. Buraya öldürmeye geldiğin Alparslan Bey'den başka gözün kimseyi görmez oldu. Öz babanı bile ölüme götürdün. Onu ölüme götüren ben değildim. Kendisiydi. İhanet içinde boğuldu. Sen de bu ihanetinle onunla aynı kaderi yaşayacaksın. Dilerim ölmeyesin. Ölemeyesin Seferiye. Ne yuvandan, ne doğurduğun evlattan... ne de bundan sonra doğuracaklarından hayır göresin. Ölmeyeceğim Zeren. Ölmeyeceğim. Erimin ve çocuklarımın cihanı karış karış Türk yurdu kıldıklarını göreceğim. Tez bu hainin kellesini beyle masuma götürsünler. Gönderdiği armağanı karşılıksız bırakmayalım. Saklanan Ayda,
Hayda! Hayda! Buraya doğru nereye gidelim? Bu ne halin? Ters bir vaziyet var. Tez varıp bakalım hayda. Destek için gelir o bulabilir. Köprüyü asla geçmemeliler. Ne yapmamı emredersiniz efendim? Köprüyü havaya uçup. Emin misiniz? Derhal! Hadi acele edin. Bütün fırsatları alın. Hadi. Ben çabuk. Hadi. Tamam, tamam. Al. Hadi. Acele edin. Hadi. Al, al, hadi çabuk. Al, al, hadi. Beni takip et. Getir onu da.
Haniye asla gelemeyeceksiniz. Ne sen, ne Alparslan. Tek bir Türk dahi gelemeyecek. Doğru dersin Tekfur. Alparslan Haniye gelemeyecek. Ama senden sebep değil, benden sebep. Haniye alacağım için gelemeyecek. Bunca çoban, ölen bunca yerin benden ancak bir karış toprak almaya turkutulmuş be. Haniye de öyle. Ben Haniye için bir Pardogut Köprüsü'nü gerekirse dünyayı yıkarım. Kurtulmuş bey bu ettiğiyle Ani fethini zora soktum. Ani zaferine sahip olayım derken hırsıyla her şeyi mahvetti gafil. Şimdi Berigor'la değil Kurtulmuş bey'le görülecek hesabımız var. Haydi. Adın dahi olsa yanına kurar. Onun bir suçu yoktur sultanım. Besasiri denen o alçak bana karşı nasıl bir nefretle doldurdu kim bilir. Ne olursa olsun. Nihayetinde anadır. Ana hakkı vardır demeyenden hayır gelir. Yalvarırım sultanım kıyma onu. Senin canına kıymak isteyen kardeşini ilk seferinde kardeşimdir deyip affetmedin mi? Yalvarırım. Yalvarırım evladımı bana bağışla ne olur. Eğer merak ediyorsan söyleyeyim. Senin için değil. Ani için gelmişler. Beni tutsak ederek kurtulabileceğini sanıyorsan... Artık tutsak değilsin. Vazgeçtim. Kızımla evlenmene izin vereceğim. Melik Süleyman. Süleyman Flora ile evlenmeli. Ne? Baba sen ne dediğini... Sadece Alparslan değil. Utanmış da gözünü Haniye dikti. Şu an bizim için tek çıkar yol Selçuklu tahtına oturacak olan Süleyman'la akraba olmak. Kızımın... Gözlerimin önünde günden güne eriyip gitmesine artık gönlüm razı değil. Kızın için. Öyle mi? Alparslan'la Seferiye Hatun'un evliliği Karahanlılarla aranızdaki buzları eritmişti. Aynı şey... Neden bu evlilikte de olmasın? Sulh için kızının benimle evlenmesine razısın öyle mi? Kaybetmekten korktuğun için... Kaybetmekten korktuğum tek şey kızım. Beylerim, bastığımız toprak gayrimülkümüzdür. Ani,
ve Anadolu'ya Mikailoğullarından daha yakınız. Tuttuğumuz bu toprak övünç ve ganimet dolu bir seferin başlangıcıdır. Beyim, Alparslan Bey ardındakilerle bu tarafa gelir. Kutalmış Bey! Canın yolunu mu şaşırdın? Sen ne arıyorsun burada? Biz Ani'nin fethi için binbir çileyle uğraşıyorken şimdi senin yüzünden Ani'ye varan en emniyetli yol artık yok. Atını ne demeye buraya sürdün bilmem. Ama şimdi erlerini de al, civarı terk et. Etmem. Gayrı gavur elinden aldığım bir karış toprağı size ihsan etmem. Gücü yeten gelsin alsın. Madem Ani'ye yürüyeceksin, ordunu sinerek gittiğin Tülak Ormanı'ndan yürüt. Ordumu buradan yürüteceğim. Şimdi ya biadet, Süleyman Bey buyruğunda Ani fethine paydaş ol ya da çek git. Sen varıp kardeşine biat ettin mi Alparslan Bey? He? Tahtı herkesten daha fazla istediğini bilmem mi sanırsın? Güya sultan buyruğuna boyun eğip biat eder görünürsün. Ama elinden gelse tahtı ilk sen alırsın. Elimden gelmediğini ne bilirsin Kutalmış Bey? Kudretimi buradan hesap et. Elimden geldiği halde uzanıp almam. Vakitsizce nahak yere el uzatanın da kolunu kopartırım. Şimdi son kez söylerim. Ellerini al. Burayı terk et. Terk etmem. Boş yerde nefesini tüketmeyesin. Gayrı bu toprak benim. Avar Bey, İnsan başına bir musibet geldiğinde bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sanır. Ama isabet eden, bela sanılan şey aslında Hakk'ın rahmetidir, merhametidir. Bilen bilir, Allah çok daha büyük belaları, zorlukları savmak için böyle eder. Sen parmağım kırıldı, koptu diye ağlanıp sızlanırken bilmezsin ki belki kolun gidecekken çok daha azıyla geçiştirivermiştir Mevla. Bilmezsin. Anlarım hanım. Anlarım da. Anlamak yüreğimin sızısına merhem değil inan. Dua et. Dua et de çabuk geçsin hem.
Eldeki aksi bir vaziyet var. Yoksa Süleyman Hani hangi usulle girdiyse aynıyla çoktan dönerdi. Süleyman Bey'im gecikti. Doğru dersin beyim. Ama başına bir şey gelmiş ise muhakkak haberini bana ulaştır. Yasin, bu meselede senle Batur Bey'in kabahati az değil. Ona mani olmak icap ederken ettiğiniz iş midir? Grigor Süleyman Bey'in veliaht ilan edildiğini öğrenmiş ise ihtimal odur ki Süleyman Bey üzerinden devleti müşküle düşürecek bir iş peşine düşer. Yanın altları kat. Tutulmuş bir obasının yanında pusulan. Gözün üzerinden ayırma. Ne yaparsa haberim olacak. Haneye gideriz Ayda. Köprü için bıraktığımız muhafızlara destek birlik yola çıktı mı? Çoktan çıktı. İyi. Sen ne diyecektin? Bir misafirimiz var. Kim? Gel. Sen. Melik Süleyman içeride tutsaktır bilirim. Destek vur çağırın. Alparslan Bey. Keşke geleceğinizi gözcülerimden değil... kulaklarınızdan öğrenseydik. Nedir bu vaziyet Süleyman? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Süleyman Bey, öyle sanıyorum ki Alparslan Bey sizin burada tutsak olduğunuza dair yanlış bir düşünceye sahip. İsterseniz siz söyleyin. Neymiş diyeceğin kardeşim? Alparslan. Ben Flora Hatun ile evleneceğim. Akraba olacağız Alparslan Bey. Ne evlenmesi ne dersin sen? İşittin dediğim. Surmarı'yı aldık. Sırada... Surları ardına saklandın hani. Ve pusatımın ucunda vereceğin canım var Tekfur. Şimdi sen tüm bunlara rağmen kızını Melik Süleyman'a vereceksin öyle mi? Bu söylediklerinin hiçbiri artık olmayacak Alparslan Bey. Bu evliliğin iki taraf arasında sulh sağlayacağına ben eminim. Süleyman Bey de öyle düşünüyor. Değil mi Süleyman Bey? Tekfur'un kızıyla evlenmek ne iştir? Konuşalım evvela. Konuşmadık mı? Konuştuk. Evlenirim dedim bu hatun. Alparslan. Süleyman. Bu hususta ne desem kâr etmeyecek anladım. Ya sultanımız? O da seni katı bir dille uyarmadı mı? Şimdi bu yaptığın densizlik değil de nedir? Densiz dersin susalım. Karşıma geçmiş kükrer durulsun, ya sabır çeker gözlerinin içine bakarım. Gayrı bir dur artık Alparslan. Bilmediğin şeyler var. Benim bilmediğim ne bilirsin sen?
isyanını hiçe sayıp koştun. Uğruna karşımızda durduğun kişi kimin kızıdır bilmez misin Süleyman? Aklını başına al. Seferiye Hatun, babası Aslan Yusuf'un ettiği zalimliklerden mesul tutuldu mu ki? Flora'nın babası kim, ona bakılır. Ettiğin yanlışı neyle örter? Kimi kiminle kıyas edersin sen? Derhal, derhal benimle Sulmaria'ya döneceksin. Aç gözünü. Kızı eliyle seni hükmü altına sokmaya çalışan şu iblisi görmez misin? Hatun ile evlenip sultanımıza sulhe ikna edip beni yolumdan, aniden, Anadolu'dan geri tutacaksın kardeşim, öyle mi? Sonu imdiden belli olan bir iş için kendini de, devleti de müşküle sokmana müsaade etmem. Anadolu yalnız senin mi yolundur? İyi kötüyü, oluru olmazı bilen, devleti düşünen, kendine tasa eden yalnız sen misin? Sen her daim benden ve cümle hanedan mensubundan daha iyisini bilir, daha iyisini düşünürsün Alparslan. Hepimiz için çizdiğin bir yol, varılacak bir mezil vardır. Bizler senin vazifenin gibi sen ne dersen onu yapar, ancak senin ülkün için yaşarız. Öyle mi? Öyle değil. Öyle değil Alparslan. Ömrü uzun olsun. Sultan amcamın ardından ülküsü için nefes alacağın, buyruğuyla menzile koşacağın gayrı benim. Bundan böyle sakın ola karşında kim var unutma. Beyim, böyle ulu orta et. Sen olur olmazı bilseydin şimdi burada bunları konuşur olmazdık. Gayrı bana kötü söz söyletip kendini incittirme Ayda. Düş başıma yoksa. Yoksa ne? Yoksa ne Alparslan? Şimdi önüne düşmesem ne yaparsın? Süleyman! Sen ki ezelden hasmımız olan, bize bin bir kalleşlik yapan Aslan Yusuf'un kızını kendine hatun aldın. Ne için Alparslan? Ne için? Sultan amcamın gözünden düşmemek için sen itaatsizlik edip gözden düşmemek için her daim düşünü kurduğun ve inşallah bana nasip olacak devlet tahtı için gönül vermediğin hasım kızının kendine eş aldın. Az yüreğin varsa sözünün devamını getir. Ne ala? Sen sultan fermanını dinledin. Ben gönlümün fermanını dinleyeceğim. Varıp sultanla bu sulhün şartlarını konuşacağım. Ne evlilik? Ne de sulh olacak? Sulhun olup olmayacağına sen değil, Sultan Tuğrul karar verecektir. Ve sulh teklifimi Sultan Tuğrul'a senin değil, Selçuklu tahtının gelecekteki sahibi Melik Süleyman'ın iletmesi doğru olacaktır. Alparslan Bey. Ha tabii bir itirazınız varsa amcanızla konuşabilirsiniz. Burada bir işimiz kalmadı. Hayda!
Bilirim. Hasmın yanında yetişmiş biriyim. Ama şimdi ikimizin düşmanı birdir. Yanında olmam senin işine yarar. Başım üstüne emin olsun. Asla pişman olmayacaksın. Öz anasını sırtından hançerlemiş birine ne sırtımı dönerim ne de yanımda tutarım. Ama sana vereceğim vazifeyi harfiyen yerine getirirsen dediklerini düşünürüm. Ne buyurursanız başım üstüne. Yaran iyileşmedi henüz. Bu halde çıkmasan keşke. Aklım sende kalacak. İyiyim ben. Kaybolan ben. Gideceksen git artık. Daha neyi bekliyorsun? Ne hafif. Rahat bırak onu. Alexander. Alexander. Sadece biraz zaman. O da kabullenecektir. Tıpkı Alparslan Bey gibi. Akşamki huzursuzluğunu Melikşah da hissetti belli ki. Bir türlü teskin edemem kendimi. Onca uğraş verip, can verip aldığımız surmari Bizans ile müşterek idare edilecekmiş. Süleyman böyle bir işe nasıl razı gelir aklım almaz. Tamani fethi hazırlığı yaparken Grigor'la sulh etmek de ne demek? Sakin ol Alparslan Bey. Neticede bu kararı verecek olan Tekfur Grigor ve Süleyman değil. Sultan Tuğrul. Öyle değil mi? Yarın oraya gideceğim. Ne pahasına olursa olsun sulh kararı almalarına müsaade edem. İşte bu. Görkemli zaferler. Öfkesi kılıcından keskin olanlarındır. O halde karşında Süleyman varmış gibi salla kılıcını. Gerçek Alexander'ı görebilmemiz için kız kardeşini bir Türk'e vermem gerekiyormuş, öyle mi Alexander? Ha? Oğlum, bırakalım da Selçuklu yapacağımız sulh ve sırtını sağlama aldığını sansın. Onlar yüzlerini doğuya çevirdikleri an Selçuklu'yu sırtından hançerleyeceğiz. Anadolu Türkler için sonsuza dek bir hayal olarak kalacak. Bana bahşettiğiniz yalnız Ali Selçuk tahtı değil, erinç ve övünç dolu bir bahtır sultan. Ama daha evvelden ilan ettiğiniz gibi gönlünüzdeki veliahtın ben değil, kardeşim Alparslan olduğunu sanırdım. Alparslan ile sana baktığımda merhum ağabeyim Çağrı Bey ile kendimi gör. Babanız doğru bildiği yolda her daim tufan gibi eser, yeri geldiğinde kendini yakar, yıkardı. Ben ise onun yaktığını söndürür, yıktığını toplardım. Sen bana benzersin Süleyman. Ne har ile alevlenirsin, ne su ile sönersin. Seni seçmem bundandır.
ışığın da her daim reayayı, devleti aydınlat. Sultan. Biraz evvel de dediğim gibi Tekfur Grigor kızı Flora Hatun ile evlenmemize 5 yıllık sulh anlaşması şartı ile müsaade verir. Şayet siz de müsaade verirseniz. Sultanım. Hoş geldin Alparslan. Görürüm ki Süleyman kendi yanlışına kudretli sultanımızı da ortak etmeye çalışır. Alparslan. Hem kudretimizi zikredersin, hem de kudretimizden korkmadan böyle kelam mı edersin? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu senden mi talim edeceğiz? Aşağısın. Anlat Süleyman. Neymiş bu anlaşmayla elde edeceğimiz kazanç? Hepsi burada yazılı sultanım. Bu sulh ile Garp'ta sırtımızı güvene alacağız. Her daim istediğiniz gibi Şark'ta Büveyhi belasıyla savaşırken Garp'ta arkamızdan vuracak bir küffar olmayacak. Bu Şark hudutlarımızı Büveyhilerden temizlemek için bulunmaz fırsat. İlaveten sulh süresi boyunca Surmari toprakları ve daha evvel karargah kıldığımız eski ticaret hanı iki devletin ortak idaresinde ve tarafsız bölge olacak. Surmari'yi ben aldım. Benim kılıç hakkım. Buna asla razı gelmem. Münasiptir. Mührü getir. Vurunca indirebilecekken, aniyi alabilecekken ne diye sulh edelim sultanım? Canımızla dişimizle aldığımız surmariyi neden düşmana ver? Dur Alparslan, dur. Hadi ben durdum diyelim. Yakut almış bey, o duracak mı sanırsınız? Parnagut Köprüsü'nde ettiklerini işitmediniz mi? İşittim elbet. Tekfur Grigor ve civardaki cümle vasallara bin name gönderttim. Kutalmış bey ve emrindeki beylerin yaptıkları yahut yapacakları hiçbir işten gayrı mesul değiliz. Gayrı Ali Selçuk onları himayesi altına almaz. Sultanım, etmeyin. Sulh olsa dahi Tekfur Grigor eline geçtiği ilk fırsatta bizi sırtımızdan vurmaya kalkışacak. Bu evliliğe ne diye razı olduğunu görmez misiniz? Görür elbette Alparslan. Her şeyi tek gören, tek akleden kendin sanırsın. Ama gözünden üstün göz, aklından üstün akıl var. O göz, o akıl. Sen misin Süleyman? Gözünü de aklını da gönlünü esir etmiş. Sen mi göstereceksin bana hakikat? Gören göze gün çoktan ışıdı. Hakikat meydanda. Senin neyi hazmedemediğin de öyle. Evliliği sulhü bahane edersin ama senin asıl öfken, asıl derdin... Yeter! Yetmez! Yetmez sultanım. Benim asıl derdim neymiş? Huzurunuzda söylesem. Öyle Süleyman. Yeter dedim! Gayrı ikiniz de tek bir kelam etmeyeceksiniz. Şarka, Büveyhilere karşı yapacağımız sefer hazırlıklarına başla Süleyman. Buyruk sultanımızındır.
السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ النَّجْمُ السَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Yıldızlar bizim için durur Resul Tekin. Bugün uğurlu bir gün. Elimizi neye uzatsak alacağımız bir gün. Hayda. İmdi üzerine kafir gölgesi düşen Surmari'ye gaza vaktidir. Hayda. Alparslan Bey, nikaha gitmeyip kardeşini böylesi bir günde yalnız mı bırakacaksın? Alparslan. Buyur Selcan Ana. Oğul, ne için geldiğimi bilirsin. Ana. Dinle hele, Alparslan. Çağrı Bey ile sizleri bir arada, birlik içinde büyütürken az emekler vermedik. Etme eyleme. Azıcık hakkım var ise... O nasıl söz ana? Üzerimde hakkın çoktur. Ne etsem ödeyemem. Ama bu iş başka. Hatırını hakkını ortaya koyup da kahretme beni. Hatunu kaçıraydı. 40 gün 40 gece düğünedeydik. Ama ardınca da sefere çıkaydık. Şimdi bu nikah için şart koşulan sulhe razı değilim ana. Sadece Bizans'la Selçuklu arasında. Senle benim aramda değil. Anlaşma gereği bu hanı birlikte idare edecek olmamız... ...sana ve Flora'ya olan öfkemi ve nefretimi dindirmeyecek Süleyman. Batur Bey. Yüzbaşı Aleksandra ve erlerine kalacakları yeri gösterin. Buyruk beyimindir. Hoş geldiniz.
Henüz başlamamış efendim. O zaman eğlenceyi biz başlatalım. Siz önden buyurun. Keşke Alparslan Bey de burada olsaydı. Ama şu veliahtlık meselesi değil mi? Süleyman Bey hala öfkeli olmalı. Sindirmek kolay değil neticede. Yanlış bilirsin Tekfur. Ali Selçuk'ta buyruğa küslük değil, itaat olur. Alparslan Bey'imin de ne diye gelmediğini sen benden daha iyi bilirsin. Yemeğe geçelim mi? Buyurun. Lütfen soğutmayalım. Afiyet olsun. Türkler yüzbaşı. Kalabalık bir birlikte bu yöne doğru geliyorlar. Hepsi zırhlı. Birliğin arkasında koşbaşı var. Cehalet olsun. Derhal Ali'ye git ve babamın yanındaki o aşağılık Türklerin gözünün içine baka baka Türklerin anlaşmayı bozduğunu ve Surmari'ye saldırdığını söyle. Hemen. Emredersiniz. Hızlı ol. Selçuklu altlarını kuşkulandırmadan kapıyı güçlendirin. Gelenlerle bir alakaları varsa önce onları boğacağız. Emredersiniz. Haydi. Beyim. Hayırdır Yasin? Ne bu telaşın? Kutalmış bey. Yapgulu beylerle kalabalık bir birliği arkasına katmış. Surmari'ye yürür. Kutalmış bey. Evvela Farnagut Köprüsü'nü alıp seferimize mani oldun. Şimdi de Surmari'ye çökmenin peşindesin demek. Beni Tekfur'a götür. Tekfur Hazretleri şu anda müsait değil. İçeride bir nikah merasimine katılıyor. Dilerseniz dinlenmeniz için sizi iş... Ben de tam olarak bunun için geldim zaten. Hasan Bey, siz Türklerin de dediği gibi
hayırlı iş bekletilmez, öyle değil mi? Nikah merasimine geçelim mi? Salon hazır değil mi? Hazır efendim. Lütfen buyurun. Sanırsın sen haksız. Süleyman Bey, durun. Durun. Yemeği kaçırdın mı yoksa Tekfur? Kont Leon, burada ne işiniz var bilmiyorum ama buraya... Tam da şu an yapmaya çalıştığınız şeyi engellemek için geldim. İmparatorun bu evliliğe asla izin vermeyeceğini söylemek için geldim. Sakın. Durun! Durun! Sakin! Herkes! Sakin olsun! Demek biricik kızım Flora'yı evlendirmek istediğin Melik Süleyman bu. Öyle mi Sayın Grigor? Kont Leon. Derhal kılıcınızı indirin ve sizinle özel olarak görüşelim. Sayın Tekfur. Ne var? Efendim, Türkler anlaşmayı bozdu. Kalabalık bir birlikte Surmeri Han'a saldırdılar. Ne? Kimidir saldıran? Böyle bir şeye kim cesaret edebilir? Umarım bu sadece bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Umarım. Derhal hazırlanın, Surmeri'ye gidiyoruz. Sizinle daha sonra konuşacağız Kont Leon. Bayım, biz de peşlerinden gidelim. Kim nereye saldırmış? Bu ne iştir bir anlayalım hele. Doğru dersin Hasan Bey. Oğul! Ana, siz hemen geri dönün. Elbaskan Bey, sen onlarla git. Haydi. Ben de sizinle geleceğim Süleyman. Olmaz Flora. Sen burada kal. Önce ne olup bittiğini öğrenelim.
Beyim kapıya dayanmışlar. Neler olur, kimdir bunlar? Ardınızda olacağım. Kaygı etmeyin. Erbaskan Bey. Var. Aynı safta vuruşmayacaksan ayak altında dolaşma. Alırım kendini. Tabii ki bu ortaklığın ardında sen varsın.
Senin canını ellerimle alacağım. Demek küffarın başı da buradaymış. Sıra o soysuz babana da gelecek. Sakın yapma, dur! Sonun geldi gayrı. Tek bunun basiretsiz oğlu. Dur lan sana, sakın! Geber! Burası da benim. Beni kimse durduramaz. Ne oluyor burada? Herkes indirsin kılıçlarını. Alexander. Şahidim olsun. Bunun hesabını vereceksiniz. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl?